Merhaba bilgisayarda hiçbirinin kurulu olmadığını varsayıyorum. Bu durumda önce JRE'yi indirmemiz gerekiyor. JRE diye arattım. Java Runtime Environment. Bu ilk bulduğumuz sayfadan şimdi Java Runtime Environment'ı indireceğiz. Şuradan accept lisans dememiz gerekiyor ve hangi işletim sistemini kullanıyorsanız ona uygun sürümü. Ben de 64 bit Windows var. Şunu seçiyorum o yüzden. Öncelikle bunu kurarak başlamamız gerekiyor. İşte sonra JDK diye aratalım. O inerken. Şimdi bu exe'yi çalıştırıp normal. Evet dedim. O gözükmemiş olabilir kayıtta. Yani çalıştırmak istiyor musunuz gibi bir şey çıktı. Ve bunu hani normal kendi kurmak istediği dizine kuruyoruz. Herhangi bir ayarını değiştirmiyoruz. Sonra JDK diye arattım. Java SE'nin altında şimdi derste kullandığımız 8'li versiyonuydu. 8'li yüklemek daha iyi olabilir belki. 9'da değişen bir iki bir nokta varsa diye. O yüzden JDK diye aratınca şu Java SE 8 ile başlayanın JDK'sını download diyeceğim. Yine burada accept dedim. Ve buradan işletim sistemine uygun olan versiyonu indireceğim. Windows 64 bit'i seçtim yine. Diğeri kurulmuş. Close dedim ona. Şimdi bu da inince onu da kuracağız. Bir yandan da jcreator'e ihtiyacımız var. jQuery'in LE sürümünü kullanacağız. Kendi sitesinden de indirebiliriz ama kendi sitesinde şöyle göstereyim. LE sürümünü indir dediğiniz zaman mail istiyor. Maili girdiğiniz zaman da linki mail ile gönderecekmiş ama bayağı bekletiyor. O yüzden başka bir yerden indirmiştim ben. Şuradan herhalde indirebiliriz. Bir yandan JDK'yı da kurmaya başlayalım. Hani izin vermek istiyor musunuz? Evet dedim. O ekran gözükmüyor sanırım kayıtsa. O da kuracak, kurmaya başlayacak herhalde. Şimdi burada şeyden, sinetten indiriyoruz. Download now demiş. Bu JDK'nın kurulumu ondan bağımsız bir şey. Bunu da yine JDK'nın kurulumunda da her şeyi next dedik. Hani hiçbir şeyin yolunu değiştirmedim. Burada şimdi indirmeniz başlayacak diyor. Reklam da çıktı. Ha, indirme J Creator'da indi. J Creator şimdi JDK tamamen kurulana kadar bekleyeceğim. J şey JDK bir kurulsun ondan sonra J kurarız. Çünkü J kurduğumuz zaman bu JDK'nın nerede olduğunu göstermemiz gerekecek. O sırada isterseniz Moodle'dan şey yapalım. Moodle Weekend falan. Moodle'dan bu sefer ee, yine şeye ihtiyacımız olacak hxtt driver'a ve bir de database'i access'te oluşturulmuş olması gerekiyor ama biz database'i burada verdik bank database'i e var. Şimdi bunu tıklayıp indireceğiz. Bu da Jdk'nın kurulumu o da geldi. Ee, farklı bir klasöre kurmak istemiyoruz o yüzden next dedik o, olağan haliyle kuracağız. Şimdi bank database'i indirdik. HXTT driver'a da ihtiyacımız var. Onu da indirelim. Ve e, şimdi Lab Handout'un şu hani zarar verebilir falan sakla diyoruz. E, lab Handout'un da başlangıç kısmımız aynı olacak. O yüzden Lab 3. Tamam, ben de aranıyorum. Şimdi kod kısmında da burada yazılanları yapmamız gerekecek. JDK köşeye gitmiş, kurulmuş. Şimdi J Creator'ı da normal bir şekilde kuracağız. İzin verdik. Next. Accept dedik. Tamam oraya kursun. Öyle bir klasör yok. Oluşturacak. Masa üstüne ikonunu da koysun. En son J açsın dedik. Şimdi burada next dedik. Next dedik. JDK'nın yolunu belirlemeliyiz. Browse diyerek. işte bilgisayarda eğer değiştirmediysek ki değiştirmedik demin. C'nin altında program files, Java'nın altında JDK'mız burada mevcut. 1.8 bilmem ne diyor. Tamam dedik. Next dedik. Burada Javadoc işte indirmiş olsaydık onun da yolunu belirleyebilirdik. Yardımcı olan yazılar olurdu ama finish dedik şimdilik hani onu belirlemediğimiz için. Bu aşamada acaba Java doğru kuruldu mu diye kontrol etmek için veya sizde Jcreator zaten kuruluysa test etmek için hani hiçbir sorun olmadığını yeni bir proje oluşturalım. New Project dedim. Basic Java Application diyebiliriz. Projeye bir isim veriyoruz. Proje 1 diyelim. Burada işte harfle başlaması, arada işte boşluk falan olmaması, tire olunca da sıkıntı çıkabilir. Garip şeyler olmaması önemli. Next dediğim zaman burada mesela kullandığım JDK'yı gösteriyor bana. Burada JDK görmüyorsak era, eğer, eğer JRE'yi ve JDK'yı indir indirdikten sonra burası boştu ya mesela new deyip burada yolunu belirlememiz gerekir jdk'nın eğer öyle bir sıkıntı varsa next dedik finish dedik ve yani jdk'yı başta kurup belirlemediyseniz şu aşamada mesela projeyi oluşturduk ya run project dediğimizde jdk'nızın yolu belirli değil diye bir pencere çıkar oradan da ayarlayabilirsiniz şimdi mesela hello world'u gördük bir sıkıntı yok yani boş boş projemizde şöyle bir şekilde gösteriyordu yani şey sistem print out'umuz vardı o yüzden aşağıda hello word'ı gördük sıkıntı yoksa bu aşamadan sonra library'yi e, içe aktaracağız şimdi indirdiklerimize bakalım İndirdiklerimiz şimdi e, şu access JDBC bizim şeyimiz library'miz ve hani bunu kolay erişebilir bir yolda yerde tutmanın bize kolaylığı olacak. Şimdi database için de öyle. Yani ikisinde mesela C'ye D'ye doğrudan diskin ana dizinine koymakta fayda var erişim kolaylığı için. Şimdi öncelikle bu Access alt çizgi JDBC 3.0 jar bunu bir dışarıdan gelen kütüphane olarak projemize aktaracağız. Ve yani bunu yapmak için proje oluşturmanız gerekiyor. Çünkü projeye bir dışarıdan library aktarma, aktarmamız söz konusu. Bunu projeyi oluştururken o aşamada da yapabiliyoruz. Ama projeyi hali hazırda oluşturduysak Ardından yapmak için Ne yapıyoruz? Projemiz seçiliyken mesela bizim proje birdi. Project Settings'e gidiyoruz. Project Settings'e gittik. Veya bu buna benzer bir şey projeyi ilk oluşturma aşamasında da var. Daha sonra required libraries sekmesine geliyoruz. Required libraries hani bu projenin kullandığı library'ler. New dedim. Şimdi öncelikle classesdayken add diyorum. Add archaic diyeceğim bir arşiv halinde çünkü. Nerede bizim e, şeyimiz D'de access bilmem ne ne.jar halinde biten e, library. Şimdi library'yi henüz eklemedi. E, Library'ye bir isim vermem gerekiyor hani e, kendi erişim kolaylığım için. Buradaki isim çok önemli değil isim verdikten sonra okey diyebiliyorum. Buraya gerekli kütüphaneler sekmesine ekledi. Ama hala aktif değil. Yandaki tike de basıp bunu aktif hale getirmem gerekiyor. Ardından okey dedim. Şu an library'miz projeye dahil edilmiş durumda. Ama bu library'yi kullanmak için lab handout'undaki gibi bir koda ihtiyacımız var. Öncelikle şu import java sql en üstte bulunmalı. Yani class'ın dışında olacak. Daha sonrasında şu try catch bloğumuzu alacağız. Şimdi artık hello world'den sonraya yapıştıralım bunu. Şurada fazladan bir tane if gelmiş. Onu ha, şunu sileceğiz bu normal yazının if'i. Şunların indentation'ını biraz düzeltebiliriz. Şimdi burada birkaç tane hatırlarsak düzeltmemiz vardı stringlerle ilgili. Şu iki stringi düzelttim. PDF'den, PDF'den geldiği için biraz sorunlulardı. Burada düzeltmem gereken şey ya da değiştirmem gereken şey database'in adresi. Şu an bu kod C'de college adlı bir database arıyor. Benim database'im D dizininde ve adı da şu şekilde. Homework 4 Alt çizgi bank şeklinde. Onları değiştireceğim. Yani şu C'yi D yapacağım. Neden? Çünkü ben de D klasörüne yüklü. Ve database'nin adı da homework4bank şeklinde. O ikisini düzelttim. Ardından şimdi run project diyeceğim. Çalıştıralım. Successfully connected to database'i görüyorsam sıkıntı yok demektir. Yani düzgün bir şekilde database'e bağlandım. Şimdi database'e düzgün bir şekilde bağlandığım satır şuydu. Demek ki bu satırdan sonra ben işlem yapacağım. Yani hani try bloğunun içindeyiz hala. Hani şuralara falan gitmiyoruz. Hala şu try bloğunun içinde database'e bağlandık. İşlemler. Hani bundan sonra yapılacak. İşlemeler değil tabi işlemler. Bundan sonra ne yapacağız? Mesela ee, SQL Çalıştırmamızı sağlayan kaçıncı sayfada başlıyordu? Dördüncü sayfadan itibaren başlayan koda bakacağız bu sefer. Mesela statementları bu şekilde çalıştırabiliyorduk. Bir tane statement oluşturup result set de oluşturuyorduk. Mesela böyle bir kodu tekrar isterseniz kopyalayalım. İşlemler dediğim kısmı alayım. O kodda da yine ufak birkaç tane hdf'den geldiği için şey vardı. While'daki üç noktayı siliyordum. Çünkü hani o while devam edebilir anlamında gösterilmişti. Ve şuradaki e, tırnak işaretlerini de düzeltmem gerekiyor. Her stringi mor olarak görmeliyim. Onun dışında burada başka bir sorunumuz yoktu herhalde düzeltmemiz gereken. Ama şu an tabii buradaki SQL kodu hani select yıldız from employee muhtemelen elimizdeki database'e uyumlu değil. Çalıştırırsak da işte run dersek de I failed to find table employee dedi. Böyle bir table bulamadım dedi. Şimdi sizin ödevde öncelikle mesela herhalde table oluşturmanız gerekiyor. Şöyle hızlıca bakacak olursak mesela Java şeyimizin adı bu olsun falan demiş. Düzgünce bağlandık. Ha bu sefer customer varmış mesela. Şunu alalım. Query'imiz o zaman Employee'den değildi, Customer'dan seçecek. Şimdi Run dersek, Run Project diyecektim de neyse file'da aynı şeyi görecek. Ha, tamam demek ki e, Query'imiz düzgün bir şekilde çalışıyor şu an vermiş oldukları ve hani sonrasında mesela Fieldbar vesaire eklememizi istemiş e, o zaman da gerekli yine e, queryleri çalıştırarak bunu yapabiliriz. Şimdi execute query zaten buraya hangi query'yi yazarsak onu çalıştırıyor. Orada bir sıkıntımız yok. Ama bu ödevde hani e, çalıştırdıktan sonra hani bunlar farklı farklı queryler olacakları için e, onu bir şekilde alt alta hani devam etmeniz lazım. Mesela şöyle bir yol izlenebilir. Şu query stringlerini ayrı ayrı string yapabilirsiniz. İşte farklı result setleri. Aynı RSA'yı kullanarak resultları kullanıp ekrana falan yazdırmanız gerekiyorsa ona göre bir şeyler yapılabilir. Veya hani her bir için ayrı result set de tanımlanabilir. Şu statementlarımızı en başta yazıyorduk ve en sonda da daha da dönecek olursak en sonda da şu connection close ve hani diğer açtığımız şeyleri close diyoruz ki hani lapta da yapmıştık zaten bunları mesela insert query'lerinde şöyle her birinin yerine soru işareti koyup da prepare statement gitmek daha kolay ama hani string'in tamamına da yazılabilir hani buradaki bir query sonuçta ve hani bu query'yi çalıştır dediğimiz zaman onu çalıştırıyor ama burada prepare statement kullandığımız için biraz daha farklı bir yazım var. Bunu da zaten labda yine görmüştük diyelim o halde. Bu kadar.